Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Yeliz. Bugün bayramın ilk günü canlarım. Ben de dedim ki bugün bütün ailecek toplanacağız. O yüzden de vlog başlatayım, hatıra kalsın istedim. Umarım güzel bir bayram geçiririz. Hepinizin bayramını şimdiden kutluyorum. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Siz izlerken bayram bitmiş olabilir belki çünkü. Evet, biz bugün oğluşumuzda ilk bayramımız diyoruz. İlk bayram tabii ki de Kurban Bayramı olacak ama olsun, yine de varlığı yeter. Onun bir tekmesi yeter. Çok güzel, çok mutluluk verici. Sabah abimler gelmişti bayramlaşmak için. Çok güzel birlikte vakit geçirdik. Duru kuşum bir görseniz, beni görünce böyle aşırı heyecanlanıyor kuzum benim. Duru kuşumla da zaten bir evde bayram arkadaşlar, bebek varsa çocuk varsa bayrammış. Şu an onu anlıyorum. Çünkü Duru'nun her hareketi, giydiği kıyafeti bile böyle hepimizi çok fazla şenlendiriyor. Yıllardır bu kadar, yani bu şenli hep güzel geçiyor bayramlarımız ama bu sefer çok farklı geldi bana. Bilmiyorum, gerçekten bir bayram hissettim. Evlerinizde Rabbim kimsenin kucağını boş koymasın. Evlatlarınız varsa, evinizi şenlendiren çocuklarınız varsa, çocuk sesleri varsa, ayak sesleri varsa gerçekten bayram bayram oluyormuş. Bir kez daha anlamış olduk. Rabbim herkesin evini şenlendirsin diyoruz. Neyse, biz de Memtuh Bey'le şimdi çıkacağız. Hazırlandık gördüğünüz gibi. Bayram kombini yaptık. Bu kıyafetim de artık oldu. Güzel oldu. Sevdim. Püşpüş'ün düğününü almıştım. Kemerim bile kaybolmuş. O kadar kil almışız. Neyse, olsun. Annemlere gidelim. Orada tekrardan devam edelim vlogumuza. Bayramlar tatlışlarım. Evet arkadaşlar, bizi böyle bir ekip karşıladı. Hoş geldiniz. Yunus Bey. Hoş bulduk. Aşkım, el salla bebeğim. Anam benim akıllı kızım, benim akıllı kuzum benim. Bay bay Duru, bay bay. Nereye gidiyorsunuz bu? Köye gidiyoruz. Yemek yiyecektik. Köye. Arkadaşlar Duru gidiyormuş ya. Biz ona dermiştik. Bunlar da cenazeye gidiyormuş. Herkes siyahlandı Memduh Bey. Hayırlı bayramlar canım. Memduhcuğum, Gizem'in harçlığını ver aşkım. Heh, aynen, yeter o. Ben bunu 200 lük zannediyordum. Ya yanlış mı getirmişsin? Allah'ım. 20 lirasında kalsın da 20 lirası bende kalsın. Ay, yapacak bir şey yok yani. Neyse. Aşkım, geçen birisi... Şey yapmıyoruz onlar, pis vekiller. Geçen birisi koymuş. Ama şaka yapmıyorum, vallahi bile 200 lük zannediyordum. Ya elinde şu sigarayı niye her seferin içiyorsun ya? Şurada video çekiyoruz. Yemin ediyorum 200 lük zannediyordum. Yemin et, ben şaka yapıyorsun sandım. Vallahi 200 lük zannediyordum. Ben bilmem, Gizem'e 100 lira daha borcun var. Tamam. Oh be. Evet, Gizem teyze şundan Aras'a haçlık arkadaşlar. Ellerim de davul gibi. Sağ ol Gizem ya. Aras buna çok sevindi. Sevindin mi oğlum? Kanka bir takım dizersin artık işte. Aynen. Ya. Sağ ol, sağ ol aşk, Allah razı olsun. Memduh Bey, damatları dizdik arkadaşlar. Memduh Bey, Fatih Bey. Büşra Hanım ve Bayramlı. Yakup Bey. Hepimiz buradayız. Annem yiyor. Afiyet olsun aşko. O kadar gelmişiz misafirliğe, ay canım benim. Gizem, kesin sen seçmişsindir. Evet. Nereden bildim? Bilerek evde diyorum ki çikolatayı babam almasın. Ben alacağım. En sevdiğim lokum. Kanka ben bunun hepsini yerim ama. Ne yapayım? Zaten bir tane alacaksın, bırakacaksın canım. Bunun adabı böyledir. Sergisi kanka şey boyun ne kadar uzun. Evet, Fadikçeyim nohutlu etli yahni yapmış arkadaşlar. Böyle koca bir tencere dolma sardık. Hemen büyükme börek yaptı. Bunu daha yeni pişirdi. Sütlaçlar. Biz öyle özenli sofralar kurmuyoruz canlar. Bizim için böyle olacak ve değil mi anne? Hepsiyle olacak. İçten olacak, samimi olacak. Ayrı ayrı tabaklar, ne ayrı ayrı sunumlar. Çok aynen, bir ortaya konacak. Aynen. Evet canlarım, yanlış görmüyorsunuz. Bu Kurban Bayramı değil, Ramazan Bayramı. Ama bizim evde Kurban Bayramı gibi geçti. Büşbüş ve Fatih ev almıştı, biliyorsunuz ki takip edenler bilir. Onun için de kurban kestiler ve çok güzel bir mevlit yaptılar. Anlatacağım şimdi sizlere ayrıntılı bir şekilde tabii. Bu şekilde de biraz çekmek istedim. Günler sonrasındayız canlarım. Bayram bitti. Ben vloguma devam edemedim. En son sizlerle birlikte et vesaire doğranıyordu. Gördünüz, çektim. Ve Büşbüş'te Yasin'e kurtulacaktı ama annemler, işte Büşbüş olsun, Zeroş olsun, hepsi böyle grip falan oldular. O yüzden de ben gidemedim. Çünkü biliyorsunuz hani az kaldı, ben de hastalanmayayım diye.
gidemediğim için de çekimime devam edemedim. Neyse kargolarım geldi. Şöyle iki tane ben hemen açayım. Sizlere de göstereyim. İnşallah bu videoyu da tamamlayabilirim. Tamamlarsam da hemen yayınlamayı düşünüyorum açıkçası. Evet, ben kargolarımı açtım canlarım. Şimdi şöyle göstereyim. Philips Avent'in emziklerini aldım. Bu 314 liradan 214 liraya düşmüştü. Bayağı da takip ediyordum. Ve 4.9 almıştı. Çocukların geneli emiyormuş. Ben de bebeğimin emzik almasını istiyorum. Çünkü büyük 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 kolaylık oluyor. Bebek için de çok rahatlatıcı oluyor. Şöyle 0.6 ay aldım. Ben bir tane de Ciccio diye bir marka var biliyorsunuz. Onunkini almıştım daha önce. O 0.2 aymış. Benim gözümden kaçmış. Hangisini alırsa artık 4 tane elimizde bulunsun dedim. Bunu da bayağı övüyorlar. İnşallah da güzeldir. Bebeğimiz alır, kabul eder. Bir de şöyle Bioil bu. 4. arkadaşlar. Hepsini bitirdim. Bu arada karnımda hiç çatlağım olmadı. Sürekli bir oil kullandım ama bacaklarımı kullanmamıştım. Bacaklarımı çok fazla önemsemedim, olmaz diye düşündüm ve bacaklarımda oldu. Demek ki diyorum bu yağ gerçekten işe yarıyor. Mutlaka kullanmanızı öneririm. Yine bununla ilgili tabii video çekmeyi düşünüyorum. Belki çekerim, inşallah çekebilirim. Bebekten sonra çekemem, o yüzden burada anlatayım. Bir oil'i kullandım. Sonrasında bebek yağıyla birlikte de devam ettim. Çünkü biliyorsunuz bunlar, bu ürünler birazcık daha pahalı oluyor. Hatta şu an 360-370 lira. Ben bunu N11'den 250 liraya getirdim. 50 lira kupon vardı. 300 lira da kendi fiyatıydı. Böyle yani, bilginiz olsun canlar. Yine aşağıya linkini eklerim ben. N11'den de bakabilirsiniz. Trendyol'dan da bakabilirsiniz. Hangisini isterseniz artık. Hazır müsaitken dedim ki sizinle birlikte vloguma devam edeyim canlarım. Bu şekilde nasıl beslendiğimi göstermek istiyorum. Her gün mutlaka 3 adet hurma, 6-7 adet çiğ badem, ceviz, fındık ve kuru üzüm yemeye çalışıyorum son zamanlarda özellikle. Yani çok fazla ondan öncesinde dikkat etmedim. Ettim etmedim, karıştı sürekli. Şimdi bir bardak süt koydum. Kefirim bitmiş. Çocuğa kilo aldıran şeylerden bir tanesi kefir. Kefir 2 kutu bitirdim en son. Bir haftada mı ne bitirdim. Bir de babamız sağ olsun, babişimiz şöyle bize ceviz kırdı. Nefesim inanılmaz daralıyor. Konuşamıyorum. Şöyle fındık kırdı. Bunlar da süt yapsın diye. Hem de oğluşumuz kilo alsın diye bu şekilde hazırladı. Ben şimdi bunları yiyeceğim. Bu arada akşam yemeğimi de şöyle koydum canlarım. Patlıcan yapacağım. Hemen hızlı hızlı hazırladım. Pilav da yapacaktım ama sırt ağrılarım inanılmaz arttı. Gerçekten beni çok fazla zorluyor. O yüzden pilav yapmayacağım. Eşim genç, salata yaparız birlikte. Yeterli gelir. Bunu yapmam bile gerçekten güzel. Çünkü yemek bile yapamıyorum artık. Ayakta asla duramıyorum. Hep eşimin yardımıyla birlikte yemek yapıyoruz diyebilirim. Patlıcanlarımı da bu şekilde tuzlu suya koydum. Bekliyor. İşlerimi hallettikten sonra da sizlerle birlikte süt sağma pompasını anlatacağım birazdan. Canlarım, ben çantamı da hazırlamıştım şöyle. Bir önceki videomuzda hastane valizimizi hazırlamıştık. Şimdi şunu da göstereyim. Yani şimdilik öylesine bir düzenledim. Devamı da gelecek. Şöyle bir bakalım. Şöyle göstereyim. Her şeyini koydum aşkolar. Çok güzel oldu. Sadece şuraya bir yere bebeğimin bezlerini koyacağım. Hatta bezlerini de koyayım. Öyle devam edelim. Ben bez olarak şöyle Baby Turcon'unkini aldım. Yani prima falan almak istemedim. Çok pahalı geldi bana, bilmiyorum. İhtiyaç olursa tabii ki de alırız. Hani alerjik yapacağını falan düşünmüyorum. Baby Turcon'dan da Zehruş çok memnundu. Bayağı tırmandı durukuş için. O yüzden de bunu tercih ettim. Bilmiyorum, bakalım. İlerleyen zamanda göreceğiz. İyi mi olacak, kötü mü olacak? İnşallah iyi gelir oluşumuza. Şöyle hemen bezini de koydum. Emzikleri var şöyle. Demin gösterdim. Bir tanesi şu Ciccio'nun demiştim. Biz o zamanlar öylesini almıştık. Bu hani kız mı erkek mi olur bilemediğimiz için. Pembiş aldık yani, niye aldık bilmiyorum. Neyse şöyle oldu. Bunu da koyayım. Bir de biberonlarımız kaldı. Yıkanacak. Onu da bugün halletmeyi düşünüyorum. Zaten göstermiştim bir önceki videoları izlediyseniz. İki tane biberon aldım. Bir tanesi Lanchon'du. Bir tanesi de işte bu Tommy Tippe diye geçiyor. Bir tane bundan aldık. Gaz yapmamız için. Erkek bebekler gazlı oluyor biliyorsunuz. Onu da şöyle şimdilik koyayım. Ben bunları yıkayacağım. Şurada Lanchon'un şeyi, kapağıydı. Böyle koyayım. Her şeyini hazırladım. Burada göstereyim yine. Burada altını temizlemek için pamuk, Uni Baby'nin pamuğunu aldım. Birazcık bir süre onu kullanacağım. Sonra bir tane emzirme, şöyle gördüğünüz gibi emzirmek için kullanacağım örtüyü koydum. Bir de alt aşamatı vardı. İki tane var. Bir tanesi içeride, bir tanesini de çantaya koymuştum zaten. Şöyle bir tane oluşuma
Dali'nin çok güzel kokusu. Ben çok seviyorum. Bebekle de çok yakışıyor. Bu göğüs pedi zaten biliyorsunuz. Şöyle süt saklama. İnşallah emer. İnşallah sütüm olur. Dua ediyorum ve bebeğimizle emer diye dua ediyorum. Şöyle bayağı da var. Devamı da var. Ben birazcık koydum. Zeka kartları bunu hemen doğduktan sonra, kendim topladıktan sonra başlayacağım arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Oyluşumuzun tarağı var burada da. Başka da bir şeyimiz yok. Eksik olanları da tabii ki de koyacağız. Şu çorabı da fotoğraf çektim. Biraz önce gördüğünüz oradan kaldı. Neyse şöyle yan tarafa koyayım da şimdilik. Dursun. Burada da ayıcımız var. Şöyle şimdir şimdir yapıyor. Ayıcımız var. Koydum. Yine poşete koyup kaldıracağım şu şekilde. Çantamızı da hazırladık. Her şeyimiz hazır. Son olarak da arkadaşlar şöyle kivinin süt salma makinesini aldım. Bu Trendyol'da çok fazla övülüyordu. Güzel deniyor. Bayağı da bir satışı vardı. Ben Bim'den aldım bu arada. Söyleyeyim onu da 500 TL gibi bir fiyata aldım. Normalde internette 600 küsür. Ve denedim. Yani denedim derken bacağımda denedim. Çekiş gücünü gördüm. Gayet ideal gibi. Ama bilmiyorum. Bakalım deneyimleri öğreneceğiz. Şöyle bir tane şey var. İçerisinde bunların ikilisi de var, teklisi de var. Ben teklisini tercih ettim. Şu şekilde biberonu da kullanabiliyorsunuz. Biberonumuzun ağzı da var. Hemen şöyle göstereyim. İçerisinden çıkıyor. Ben oraya bakmıştım. Bayağı hoşuma gitti. Toplamda 3 tane biberonumuz oldu. Gayet yeterli gelir. Şu şekilde göstereyim. Sağdıktan sonra bebeğinize hemen takıp içirebilirsiniz. Çekiş gücü gayet güzel dediğim gibi. Şunu zaten göğsünüze yapıyorsunuz. Ya burası yumuşak. Öncesinde masajla yapıyormuş. Süt gelmesi için bayağı faydalı. Şu şekilde bütün parçaları var. Takıyorsunuz zaten. Şunu tam anlayamadım. Anlamıştım da unuttum şu an. Şöyle bir parçası var. Şarjı var. Bu şekilde canlarım. Gayet güzel duruyor. İnşallah memnun kalırım ben de. Kalmazsam da yapacak bir şey yok diyorum. En azından çok fazla bir para vermedim. İsterseniz farklı modelleri de tercih edebilirsiniz tabii. Böyle yani. Ben de artık videomun kapanışını yapayım. Çünkü gerçekten kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma aboneyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.